Selamlar. İçimizde kendini tanımayan ve kendisiyle tanışmak istemeyen biri var. Kendisinin ne olduğunu tam olarak farkında değil. Kendisini küçük dağları kendi yaratmış gibi zirvede görüyor, harika görüyor. Çok başarılı, çok güzel, çok akıllı, her şeyi bilen bilge. Kimseleri beğenmiyor. Kendi fikri, kendi çocuğu, kendi başarısı. En güzel, en kültürlü o. Hatta en soylu o. Bir diğer içimizdeki kişi ise tam tersi. Kendisini aşağıların aşağısında görüyor. Herkes iyisini, güzelini yapar. Herkes her şeyin en doğrusunu bilir. Ama kendisi kendi fikrine değer vermez. Yaptıklarını beğenmez. Kendisini hatalı, yanlış, eksik, sorunlu görür. Geçmişinde yaptıklarından memnun değildir. Başarılarını da küçük görür. Bu tutum ve yargılar da psikolojisinde sorunlara neden olur. İşin ilginci, bu iki tip bir araya gelip denge oluşturacakları yerde her ikisi de ayrı ayrı birbirinden habersiz gibi davranırlar. Nedense olmadık yerde olmadık tip başrol oynar ve sizi insanların önünde komik duruma düşürebilir. Çok iyi yemek yapamayan kadının kendisini iyi bir aşçı zannetmesi, daha derslerini ödevini yapamayan tembel öğrencinin doktor olacağım, mühendis olacağım demesi, iki kitap okumamış birinin her şeyi bilen havalarında herkese akıl vermesi, başımıza uzman kesilmesi. Üniversiteyi bitirdim diye her konuda ahkam kesen çok bilmişler. Yaşı büyük diye kendisinden küçüklerin bilgisini küçümseyenler. Her girdikleri ortamda en güzel benim diye gezenler. Biraz eli para gördü diye kendini kültürlü üst düzey ilan edenler. Saymakla bitmez bu kendini tanımama yarışı. Yani kısaca kendinden bir haber, yeteneklerinden, yapabileceklerinden, kendi kapasitesinden bir haber insanlar ama bunun farkında bile değiller. O mevki, o makam için yeterli değil kişi ama bunun farkında değil. Kendisini tam da o makama layık görüyor. Ben profesörlüğü hak ediyorum, ben müdürlüğü hak ediyorum, ben bu grubu temsil etmeye layığım, ben onunla evlenmeyi hak ediyorum tavırları içinde. Etrafındakiler bunun öyle olmadığının farkındalar. Bunu ona söyleyebiliyorlar mı? Hayır, genelde kimse gerçekleri söyleyemiyor. Bir hanım gelininden dertli. Kızları da annelerini alıp bana getirmişler terapiye. Gelin her yaptığı sorun olmuş. Gelini evimizde kendim yemek yapacağım kocama demiş, bu bile olay olmuş. Bir yıllık yeni gelini bir türlü kabul edemeyen kayınvalide oğlunu geliniyle paylaşmak istemiyor. Yine eskisi gibi her akşam oğlu dizinin dibinde olsun istiyor. Anlattığı çoğu şeyde aslında gelini haklı, kendisi haksız. Bunları yüzüne söyledim. Oğluyla gelinini rahat bırakması için epey bir yol denedim. Kadın dediklerimi kabul etmedi. Daha sonra kızlarıyla konuştum durumu. Kızları korkuyor. Annelerine sen haksızsın diyemiyorlar. Sırf ben söyleyeyim diye bana getirmişler aslında. İnşallah işe yaramıştır ama pek sanmıyorum. Gerçeği göremeyen kişi hele bizim büyüğümüzse hiç ama hiç söyleyemiyoruz. Bize kızacak, darılacak diye susmayı tercih ediyoruz. Çünkü en sevmediğimiz şey eleştirilmek. Kafamızın içinde belirli kalıplar var, doğrular var. Bu böyledir, şu şöyle yapılır, bu böyle olmazsa olmaz. Peki ama neye göre, kime göre? Niye bu kadar doğru bildiklerimizi sorgulatmıyoruz ve sorgulamıyoruz? Kişi az bilgiyle işe hakim olduğuna inanırsa, olup bitenleri anladığına kanaat getirirse, daha sonra edindiği ama bu kanaatine uymayan bilgileri göz ardı etme eğilimine girer. Bilinçaltı artık o noktadan sonra kafasındaki şablona uymayan kısımları değersizleştirip dikkate alınmayacak seviyeye indirmeye çalışır. Sonuçta gerçeğe pek de uymayan hükümler ortaya çıkar. Yıllar evvel oğluna kız arayan tanıdığım bir anne vardı. Oğlunu öyle övdü, öyle övdü ki sanırsınız bulunmaz Hint kumaşı. Oğlu gözünde çok yükseklerdeydi ama pek gerçek öyle değildi. Ve bizim iş yerinde çok alımlı, hoş bir kıza talip oldu. Kız çok güzel, üniversite mezunu, iyi bir aileye mensup, kültürlü, 25 yaşında hoş bir kız. E tabi damat adayının da bu tür vasıfları olması gerekmiyor mu sizce? Oğlan bir geldi, biz şok olduk. Oğlan da demeyeyim, 36 yaşında koca adam. Kel, kısa boylu, memur maaşı olan biri. Hatta biraz da özgüvensiz biri. Yanlış anlamayın, kimseyi kınama, beğenmeme değil bu. Ama davul biraz dengi dengine çalmalı değil mi? İnsan biraz elindeki malzemeyi görebilmeli. Tabii ki kız adamı beğenmedi. Birlikte çay içmeyi bile kabul etmedi. Aradan 10 yıl geçti. Bu dediğim beyefendi hala bekar. Annesi evladını öyle gözünde büyütmüş ki gerçekleri göremediğinden uygun eşi de seçemedi. Maalesef etrafımızdaki insanlar bize gerçeği söylemiyorlar. Herkes farkında ama kimse çıkıp kral çıplak diyemiyor. Kimse yüzünüze sen sandığın o kişi değilsin, hey kendine gel gerçeği gör diyemiyor.
Çünkü eleştirilmek, yanlışımızın bulunması, hatalarımızın yüzümüze vurulması, gerçeklerin gözümüze sokulması bize çok ağır geliyor. Biz kafamızı kuma gömerek yaşamaktan, kendi gerçek sandığımız dünyamıza rol yapmaktan pek memnunuz. Eğer bir gün biri çıkıp bize gerçeği söylerse onu asla affetmeyiz. Hemen hayatımızdan çıkarıveririz. Gerçekleri görmemek için köşe bucak kaçarız. Bu arada biz yalanlarla oyalanırken ömür gelip geçiverir. Çalıştığımız iş yerinde bir şefim vardı ama müdür koltuğuna layık görürdü kendini. Hakkının yendiğini, her şeyin torpil işi olduğunu, aslında müdür olması gerektiğini söylerdi. Oysa bütün işi bize yaptırır, tembellikten yeni çıkan mevzuatı bile okumadığı için müdürden sık sık fırça yerdi. Hepimiz de onun içinde hangi dünyada yaşadığını merak ederdik. Hani derler ya, neyin kafasını yaşıyorsun sen diye, işte öyle. NLP kursundan bir arkadaşım da kendisini aldığı eğitimleri yeterli gördü. Kendisine kişisel gelişim danışmanlık ofisi açtı. Oysa bana göre daha hiç seminer bile vermemiş, terapi yapmamış, ders anlatmamış birisi olarak çok yetersizdi ve bana sorsaydı, acele ediyorsun, dur biraz piş meslekte derdim. Ama o hiç kimseye sormadı. Tabii sonuç fiyasko oldu. Ofisini zararla kapatmak zorunda kaldı. Neden kimselerle istişare etmeden böyle bir girişimde bulundu sizce? Çünkü kendisini oldum, piştim, tamamım görüverdi hemen. Kimsenin görüşüne ihtiyaç duymadı. Benim ve birkaç arkadaşımın okuduğu kişisel gelişim psikoloji kitabının da onda birini okumamışken, yeterli eğitim almamışken kendisini donanımlı uzman görmeye başladı. Peki ne yapalım? Böyle kendimizden bir haber, hatalarımızı, yanlışlarımızı düzeltmeden, ilerlemeden, bildiğimiz okuyarak yaşayıp öbür tarafa geçip gidelim mi? Ben söyleyeyim size, ne kadar çok eleştiri kabul etmiyorsanız, ne kadar çok ufacık lafa söze darılıp güceniyorsanız, o kadar çok sahte benliğini size ele geçirmiş demektir. İçinizdeki ego, yani sahte benlik, kendisini değerli göstermek için her şeyi yapar. Tek yapmayacağı, gerçeklerle yüzleşmek ve eleştirileri kabul etmektir. Evladınız, yeğeniniz, torununuz ya da bir arkadaşınız sizi eleştirse, şöyle davranıyorsun, böyle söylüyorsun, bunları yapma, şöyle yap dese ne yaparsınız? Aa, haklısın, bak ben hiç böyle düşünmemiştim, tamam peki mi dersiniz? Yoksa kızıp köpürüp sinirle, sen kendine bak deyip ona her lafı söyler misiniz? Maalesef eleştiren, akıl veren kişi bir de bizden küçükse onun söylediklerini kabul etmeme ihtimaliniz daha yüksek. Bir önceki videomda kendinizle, korkularınızla yüzleşin demiştim. Korkularla yüzleşmek çok etkili bir yöntem. Şimdi de diyorum ki, kendinizi yeterince tarafsız gözlemlemeniz için, ilerlemeniz, hatalarınızı, eksiklerinizi, fazlalıklarınızı fark etmeniz için biraz bilen kişilerle istişare yapın. Her eleştiriye kulak asmak, demoralize olmak değil anlatmak istediğim. Yapıcı eleştiri ancak sizi seven ve bilgili insanlardan gelir. Sadece sizi sevmesi yeterli değil. Sizi bazen sizden iyi tanıyan, gözlemleyen kişilerden fikir almak, eleştiriye açık olmak ve biraz da uçmadan ayaklarınız yere değerek ilerlemeniz. İnsanlar hayal kırıklıkları çoğalınca hayattan kopuverirler. Eğer gerçekleri görmeyi reddederek, eleştirilmekten korkunuz yüzünden, akıl fikir almadan, bodoslama dalarsanız hayatın ortasına, başarısızlıklar birbirine eklendikçe hayal kırıklıkları da sizi yıpratacaktır. Egonun sizi yönetmesine izin vermeyin. Çünkü ego, sahte gururlarla eleştirilmekten çok korkar. Kendinizle yüzleşmenize izin vermez. İşinizde bir yerlerde özünüz fısıl fısıl bağırır durur. Ego özün sesini bastırmaya çalışır. Her zaman içeride iki ses çatışır durur. Zamanla kendinizi tanıdıkça özle egonun sesini rahatça ayırt etmeye başlayacaksınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya vahiy beklerdi ya da mutlaka istişare yapardı. İstişare yaptığı kimseler de ilimde öne geçmiş kimselerdi. Bir işe başlayacağınızda 7 gün istihare yapmak ve kalbe doğan ilhama göre hareket etmek çok iyi olumlu sonuçlar verir. İstişare konusunda benim gözlemlediğim kadarıyla konunun uzmanı ya da bilgili biriyle konuşmak yerine genelde aile büyükleri tercih ediliyor. Büyüklerin fikri alınıp bir de daha bilge kişilerden işin uzmanından fikir sorulursa daha iyi sonuçlar alınabilir. Bir diğer içimizdeki kişi ise tam tersi demiştim. Kendisini aşağıların aşağısında görüyor. Olumsuz düşünce üstüne master yapmış adeta. Başarılarını, zekasını, güzelliğini, elindeki sahip olduklarını göremiyor. Bu yüzden de hak ettiği yerlere gelemiyor. Kişi kendisini layık görmediği zaman istese de o mevkiye, makama, mertebeye gelemiyor. Bir tanıdığım kendisini anneliğe layık görmezdi. Ben iyi bir anne olamam. Ben çocuğuma ne verebilirim derdi. Gerçekten de hiç çocuğu olmadı.
Bir tanıdığım da kendisini ablalığa layık görmezdi. Size saçma gelecek ama öyleydi. Kendisinden 6 yaş küçük kız kardeşi ona ablasıymış gibi davranırdı. Başka bir de kendisini hocalığa layık görmezdi. Bir dernekte İslam akaidi, siyer dersleri anlatıyordu. Çok da başarılıydı. Kendisine hocam denmesini kabul etmezdi. Hocalık bize düşmez, bana abla deyin derdi. Bu mütevazilik gibi görünse de aslında kendi değerinin farkında olmamak ve düşürmektir. Hayat bir dengedir. Hiçbir şeyi abartmamak gerekir. Kişi de hem vakar hem alçak gönüllülük olmalı. Kendi değerini düşürmemeli. Tıpkı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Onu görenler heybetinden, vakarından etkilenirler, hatta korkarlar. Mütevaziliğinden son derece memnun kalırlardı. Müslüman asla boynu eğik, zavallı, aciz olmaz, vakarını korur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da zindandan çıktıktan sonra hükümdara meziyetlerini, yapabileceklerini anlattı ve hazinenin başına geçti. Ülkeyi o kıtlık yıllarında mükemmel yönetti. Bu yüzden kişinin yapabileceklerinin farkında olması, bilinçli olması ve doğru yerde ortaya koyması Yusuf Aleyhisselam'ın sünnetidir. Becerilerini, yeteneğini bulup parlatması görevidir. Kendinize yaptıklarınızı gözlemleyin. Pek çok kişi başkalarıyla uğraşmaktan, boş zamanlarında telefonla, bilgisayar oyunları oynamaktan, sosyal medyada gezinmekten asıl işi olan kendini tanıma ile ilgilenmiyor. İnsan psikolojisi, kişisel gelişim öğrenmek en çok kendinizi tanımanıza yarar. Şimdi sorun kendinize. Hangi konularda gerekmediği halde kendimi yerin dibine batırıyorum? Hangi konularda kendimi belki de layık olmadığım halde çok üstün görüyorum? Acaba gerçekten benim gördüğüm gibi mi her şey? Çalıştığım işin hakkını veriyor muyum? Bir işin delisi olmadan velisi olmaya kalkıyor muyum? Olduğum konuma layık mıyım? Ya da kendimi olduğumdan aşağıda mı görüyorum? Ya da en iyisi sorulara cevap vermek zorsa kendinizi şu andan itibaren takibe alın. Ne yapıyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Gizli gizli içerideki sesler neler fısıldıyor bir bakın. İyi bir eş misiniz? İyi bir anne misiniz? Fazlaca fedakar bir evlat mısınız? İyi bir çalışan ya da patron musunuz? Rolünüzün hakkını veriyor musunuz? Ve yeterince kendi kıymetinizin farkında mısınız? Bu konuda ayrıca alt kimlik roller videomu seyredin. Çok faydası olur. Ayrıca eleştirilince neler hissediyorsunuz ya da hiç kimse yüzünüze sizi eleştirmeye cesaret edemiyor mu? Bir de buna bakın. Hadi kolay gelsin. Bugünlük bu kadar. Bahçede yaptım çekimi. İnşallah sesim iyi gelmiştir. Abone olmayı ve yorum yapmayı hatırlayın ve paylaşın ki hizmet yayılsın. Selamlar, hoşça kalın.